Sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler, editörünüz, araştırmacı, yazar ve sunucunuz ben Emel Benli. Hepinizi Ankara'nın Pursaklar ilçesi Sarayköy semtinden selamlıyorum. Değerli sektör mensupları, her zaman olduğu gibi Davillo ile Ev Güzelliği isimli programımızın bir başka bölümünü gerçekleştiriyoruz ve bir Davillo satış noktası, yani bir Davillo Corner köşesinden sesleniyoruz sizlere. Neredeyiz? BMS Tuğra Alışveriş Merkezi'ndeyiz. Harika bir mağaza karşıladı bizi. Birinci katı züccaciyenin envai çeşitleriyle süslenmiş. İkinci katı ise perdede mini bir showroom havasında perde sektörüne emek veren bir kat bizi karşıladı. Değerli sektör mensupları, 40 yılını bu sektöre adamış, ustaların da ustası Sayın Fehmi Eken'in mağazasındayız. Fakat kendisi küçük bir sağlık rahatsızlığı sebebiyle aramızda değil. Tabii ki sevgili oğlu Sayın Burak Eken'e ve mağaza sorumlumuz Sayın Sinan Bıyık'a biz mikrofon uzatacağız. Mağaza hakkında bilgiler alacağız. Elbette ki Davillo ile tanışıklıklarını soracağız. Aslında amacımız Burak kardeşimizi bu sektöre ısındırmak. Burak kardeşimizin bu sektöre nasıl gönül verdiğinin hikayesini dinleyerek yeni nesile örnek teşkil edebilmek. Bu arada efendim çok enteresandır ki mağaza sorumlumuz Sinan Bıyık beyefendi de bir kebapçı. Nereden bu hikaye dedik? Bize anlattı. Biz bu hikayeyi de sizlerle paylaşmak istedik. İzninizle efendim ben konuklarıma merhaba diyeyim ve hikayelerini dinleyelim hep birlikte. Tabii ki Davillo Perdesen'in katkılarıyla. Efendim merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Fehmi abimiz rahatsız, biraz gelemedi. Evet. Çok selam bırakıyoruz kendisine, değerli büyüğümüze. Ve Burak, senden başlamak istiyorum. Seni tanımak istiyorum. Baban 40 yılı geride bırakmış. Evet, çok uzun bir süre. Gerçekten yarım ömür neredeyse. Söylemesi kolay. Evet, evet. Şimdi önce kendini bize tanıt. Burak Eken kimdir? Daha sonra da babandan hatırladığın kesitleri bize anlat. İşte ismim Burak Eken. Evet. 23 yaşındayım. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde pilotaj bölümü öğrencisiyim aynı zamanda. Maşallah. Pilot olacaksın. İnşallah. İnşallah. Yani bu mesleğe nereden merak saldım? Ben de tam anlayamadım. Yani 2009'da kendi şubemizi açtık açalı, ya kendi mağazamızı açtık açalı dükkandan çıkmıyoruz yani. Okul, dükkan, başka bir şey yok bizim için. Aslında sen baba mesleği olarak yani bu mesleğin içine doğdun. Evet. İster istemez bu meslekle haşır neşir oldun. Yani baban işte kebapçı olsaydı kebapçı olacaktın. Perdeciydi, perdeci oldun. Ama o zaman şu yönünü sorayım. Pilotluk nereden? Uçaklara merakın mı vardı? Pilotla olan merakım çocuk yaşımda başladı. Nasıl başladı, kim başlattı? Yani önümde herhangi bir örneği yok bunun. Kendim farklı olmayı çok severim yani. Hı hı. Farklı işler yapmayı, yaptığım işi de iyi yapmayı severim. İşte pilotluk oradan doğdu. Sonra zaten dükkanımız vardı. Esnaflık içinde büyüdüğümüz bir şeydi. O ruh da zaten tabii vardı. Tabii ki. Ruhumuz da varmış demek ki. Babamıza yardım etmek için geldik, gittik, geldik, gittik. Bir daha da vazgeçemedik zaten. Ve mağazanın ismi de çok enteresandır ki Tuğra Alışveriş Merkezi olabilirdi direkt ama BMS Tuğra Alışveriş Merkezi. BMS'yi de açar mısın Burak? BMS Burak, Melih, Samet, yani biz üç kardeşiz, üç erkek kardeşiz. Evet. Babam da biraz ailesine düşkün birisi olduğu için bizi de eklemek istemiş yani şirketin. Peki ismini. Onlardan da bahsedelim mi biraz, kardeşlerinden? Ne tabii, iş yapıyorlar, neredeler tabii. Şimdi? Kardeşim, ortanca kardeşim Melih. O da 21 yaşında. O da benim gibi hem okuyup hem dükkana gelip gidiyor. Şu anda İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde hukuk bölümünde okuyor. Maşallah. Diğer kardeşim Samet daha 12 yaşında. Küçük. Çok bir şeyden haberi yok. O kendi kendine okuluna gidiyor, eğleniyor. Yani pek dükkanla bir alakası yok şu anda. Anladım. O ne olmak istiyor ileride? O
polis de olmak istiyor, doktor da olmak istiyor. Her şey olmak istiyor. Her şey olur tabii yani. Tabii daha henüz kişiliği daha oturmadığı için. Ve gelelim ustamıza, sevgili ustamıza, Sayın Sinan Bıyık Beyefendi'ye. Kebap ustası imişsiniz. Evet. Birden ben perdeci olacağım demişsiniz. Ve Fehmi abimizin yakasına sarılmışsınız. Nasıl oldu bu hikayeyi bir alalım sizden. Kaç yıl mesela kebap yaptınız siz? Kaç yılınızı yani verdiniz ben, yemek sektörüne? Hani 18 yaşından beri yemek sektöründeydim. 30 yaşıma kadar. Fehmi abiyle işte ortak arkadaşlarımız var. Hani dükkana gelip giderlerdi. Yanıma gelip yemek giderlerdi. Yemek mi yerlerdi? Hani yemek yemeye gelirlerdi. Fehmi abiyle muhabbetimiz biraz arttı. Dedim abi siz ne iş yapıyorsunuz? Dedi ben perdeciyim. Hani AVM'miz var Saraköy'de. Orada çalışıyoruz. Dedim abi beni yanına al. O da dedi yapabilir misin falan. Dedim yaparım. Dedim yapabilir miyim sence dedim. Yaparsın niye yapamayacaksın? O gün başladık işte. Amaç sadece ocak başından mı kurtulmaktı ustam? Neydi amaç? Biraz öyle, biraz yılların verdiği yeni bir bıkkınlık. Yoksa yeni bir serüven mi aramak? Yılların verdiği bir bıkkınlık vardı. Yoğun mesai çalışıyorduk zaten. Hani, belki hep arayış içerisindeydiniz. Yani tempo çok fazlaydı bizde. Evet. Bir de hani hiç durdu durak yoktu. Fehmi abi de olur deyince, Fehmi abiyle başladık biz. 2015 yılında, ocak ayında başladık. Hı-hı. O gün bugündür devam ediyoruz. Yani 6 seneyi bitirdik. Maşallah 6 seneyi de geride bırakmışsınız. 6 senede insan çok şey öğrenir. Mesela geldiğinizde... İlk ustam da Burak Bey'dir bu arada. Öyle mi? Burak abim oturacak deyince ben Burak'ın öz abisinin olduğunu yani, düşündüm birden. Size abim demese yani, abim diye sahiplenmesin. Burada zaten... Çok güzel bir duygu. Bağlayan, buraya bağlayan olay da zaten bu. Yani... Hiç birbirimizi aileden uzak görmedik. Evet, hep aynı aileymiş. Sana çünkü çok yıllar evvel tanışıyormuşuz gibiyiz. Hani onlar benim olsun, ben onların olayım. Her zaman yanındayım. Yani birbirinizi sahipleniyorsunuz. Tabii hani dükkan içinde değil. Hani dükkanın içinde zaten onu mecbur yapıyoruz. Dükkanın dışında da, özel hayatta da biz bunu kolluyoruz. Evet. Yani her içeyiz yani. Yani sizin gibi kebap ustasına ben de abim diyesim tuttu yani şimdi. Estağfurullah. Pikniklerde falan Adanalar madanalar pişiyorsa abi diyebilirim size. Full. Full tamam. Diyebilirim. Her çeşinde. Her çeşinde. Allah razı olsun. Peki ilk mağazaya başladığınızda, Fehmi Bey'in yanına başladığınızda hiç bir an olsun pes etmek gelmedi mi içinizden? Ya ben bunu nasıl yaparım? Çok da şurada zorlanırım, burada zorlanırım. Nasıl başladınız? Nasıl oldu? Şimdi, nasıl öğrendiniz? O süreci bir özetleyebilir misiniz? Şimdi her olayın, her işin zaten illaki bir zorluğu var. Yani bu işin de zorluğu var. Her işin zorluğu var. Şimdi Fehmi abi bizdeki ışığı mı desem onu gördü. Sadece bu işin best of'unu. Evet. Best of'unu söyledi. Yani best of'larını söyledi. Yani evet. Şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle yaptığın zaman bunun devamı zaten gelir dedi. Esnaflıkta ruh da var. Ruh var ya tabii çocukluktan beri geliyoruz. Evet. İş portacılıktan gelmeyiz biz. Evet. Evet. Yani bunu öğrendiğin zaman dedi hani gerisi de çorap sükü gibi gelecek dedi. Nitekim de öyle de oldu. Hani işte önce perdeleri tanımaya başladık, sonra tezgah dizmeye başladık, sonra gelen müşteriler Fehmi abinin yanında işte bakıyor işte ne yapıyor, ne ediyor, nasıl konuşuyor, müşteri nasıl hitap ediyor, bunları öğrendik. Bunları öğrendikten sonra Fehmi abinin gözetimi altında bu sefer biz müşteriye bakmaya başladık. İşte biz baktık, işte o yüzden yanlışlarımızı söyledi müşteri gittikten sonra, şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım diye. Evet. İşte ölçü olayında dedim ya ilk ustam Burak Bey'dir. işte ölçüyü böyle alacağız abi. İşte perde ölçüsü böyle, stor ölçüsü böyle, zebra ölçüsü böyle. Hani şunu fonun ölçüsünü böyle alacağız. Tabii ki yardım oldu. Ondan sonra da biz yavaş yavaş dediği gibi, Fehmi abim dediği gibi de oldu. Hani yılların tecrübesi var. 40 yılı aşmış çorap sökü gibi yerisi geldi. Bir bakmışız. 6 sene olmuşuz. Doğru. 6 yılda yani usta olmak öğrettiğimiz kişiler de oldu bizim. Hani biz öğrendik evet. Bir de öğrettiğimiz kişiler oldu. Maşallah. Çocuklar oldu yani. Maşallah. Peki bazen zaman zaman dediniz mi ya bu iş daha temizmiş, daha konforlu, daha güzelmiş. Hani biraz sektörümüzü övmek adına. Fehmi abiye söyledim ben zaten. Abi dedim keşke seninle daha önce tanışsaydım. Niye? Yani şimdi affedersin sana şey olmak olsun diye söylemiyorum. Lokantacılık işi çok ya, pis demeyeyim hani de ama biraz zor bir iş. Hani evet. Yağısı var, şunu var, yemek şeyi var. Ama burada öyle bir üstünden, şey yok. Üstünden, dumanından, kokusundan kurtuldum. Aynen öyle. Sadece yeme işi bende artık. Fehmi abi dedim, keşke dedim senin daha önce tanışsaydık abi. Hani daha önce bu işe başlasaydım. O da dedi hani keşke olsaydı dedi ama dedi, nasipliymiş. O güneymiş. Nasibinizde 6 yıllık varmış. 6 yıllık varmış. İnşallah. Yani inşallah bundan diyeceğim. Sonra da devam edecek. İnşallah. Evet. İnşallah. İnşallah. Şimdi Burak'cığım mağazadan bahsedelim. 400 metrekare bir showroom'un
Şovrum diyorum çünkü Züccaciye bölümü de bir şovrum esintisi içerisinde o kadar güzel dizayn edilmiş ki. Perde bölümü, yani üst kattayız biz değerli sektör mensupları. Burası da çok güzel. Tamamen şovrum ağırlıklı. Şovruma çok büyük yer vermişsiniz. Değerli sektör mensupları, arkamızdaki görmüş olduğunuz Davilo Corner köşesi. Efendim, bu arada sizi tanıştırayım. Davilo Corner köşesi ile. Şimdi biliyorsunuz Davilo gibi büyük firmalarımız corner köşeleri oluşturmaya başladılar. Küçüğüyle büyüğüyle talep geldiği sürece tüm değerli sektör mensuplarımıza hizmet verme çabası içerisindeler. Davilo'nun hangi müşterisi ararsa arasın, doğusundan batısına, Davilo'nun hangi müşterisi talep ederse, Davilo yöneticisi Sayın Engin Erbasan imzalı bu köşe anında mağazanıza oluşturuluyor. Bu köşede neler var? Aslında çıkış noktaları tül perde ve fonluk kumaş olan Davilo Perdesen sistem perdeciliğinde de birçok rakibini geride bıraktı. Birçok akranını geride bıraktı. Sistem perdelerinin aklınıza gelebilecek son durumu tüm, yani kulvarda koşan son ürünleri tüm Davilo Perdesen'in bünyesinde, atölyelerinde imal edilmekte. Bu arada bayiliğini yaptığı Sonfi motorlu sistemler gibi bazı bayilikleri de efendim yine corner köşesinde görebileceksiniz. Burada Davilo'nun fonluklarını, tüllerini, sistem perdelerini görmektesiniz. Yine mağaza görüntülerinde göreceksiniz. Yine başka bir köşede, bu tarafta devam ediyor köşe. Orada da Davilo perdenin yine tülleri ve sistem perdeleri mevcut. Bu mağazada zaten kataloglar var. Hemen sol tarafıma bakıyorum. Çeşitli katalogları da var Davilo Perdesen'in. Efendim, Davilo ailesine bu güzel emekten dolayı teşekkür ediyoruz. Ne güzel bu mağazaya renk getirmiş, renk katmış, hareket katmış aslında bu mağazaya. Hemen Burak'a dönmek istiyorum. Burak'cığım, evet. Aslında ben özetledim ama asıl ayrıntıyı senden alacağız. 400 metrekare bir, evet, mağazanın içerisindeyiz. Anlatabilir misin bize? Girişten başlayalım. Tamam. Mağazamız iki katlı, toplam 400 metrekare. Evet. Girişte alt katımızda, yani birinci katımızda züccaci ürünleri, hediyelik eşya bölümümüz, elektronik eşya, küçük ev aletleri ve halı bölümümüzü işte tamamlıyoruz. Orada o şekilde devam halı ediyoruz. Halı da var. Tabii. Halıda da devam ediyoruz. Yani sektörde hizmet veriyoruz halıda da. Mağaza büyük diye mi züccaciyeye girdiniz? Yoksa züccaciyeyi, perdeyi tamamlayan bir unsur olarak mı gördünüz? Biz perdeyi de tamamlamasını istedik. Yani perdeyi tamamlayan unsur olarak. Yani mağazayı doldurmak amaçlı yapılmış herhangi bir şey yok şu an mağazamızda. Yani başından beri bu şekilde devam ediyoruz. Evet, evet. Ve ikinci katta perde. İkinci katımızda. Neden bu kadar çok showroom? Yani özür diliyorum, neden bu kadar çok teşhir? Yani çünkü insanlar perdeleri toplardan ayırt edemiyorlar çok fazla. Yani illa bir dikili şeklini görmek istiyorlar. Biz de o hizmeti burada müşterilerimize sağlamak için elimizden geldiğince bütün türlerden burada teşhirleri sunuyoruz. Yani dikildiği zaman nasıl görünmesi, nasıl görüneceğini de onlar da görsün istiyoruz. Böyle evlerinde hayal etmesi daha kolay olsun diye bu hizmeti verdik burada da. Geçen gün Instagram'da şöyle geziniyorum Burak. Ankara'nın yine Eryaman semtinde Davilo satış noktası diye bir mağaza paylaşımı yapmış. Yakınlaştırdım, tabelasına baktım. Gerçekten Davilo'nun tabelasını gördüm. İçeriye doğru derinlemesine çekimler yapılmış. Davilo'nun her türlü ürünü. Ha dedim, demek ki Davilo satış noktası. Şimdi size gelince de sizde de Davilo satış noktası ama Davilo Corner köşesiyle karşılaştım. Evet. Yani Davilo'nun ne kadar çok yönleri varmış. Hem tabela takıyor, hem corner köşeleri oluşturuyor. Corner köşesi fikri kimden çıktı? Corner köşesi fikri Davilo firma sahibi Engin abimiz yaptı. Yani Engin abim yaptı. Dedi mağazayı ki çok müsait buldu. Ya da mağazayı, Davilo gerçekten bu mağazada sürüm anlamında satışı güzel mi? Ya şimdi illaki sürüm anlamında satışı güzel olmasa böyle bir yatırıma da girmez. Yani diyorsun, çok mantıklı bir hareket olmazdı. Bir de mağazamızın normalde şu an bulunduğumuz kısmı açıktı. Biz burayı kendimiz kapattık. Tam o ara işte Engin abimiz geldi. Engin abim dedi, burayı dedi başka kimseye bir şey yapmayın, biz halledelim. Burası dedi benim
Tamam. Ben dedi tamamlayacağım burayı sizin için. Başka bir şey yapmamıza gerek yok dedi. Zaten birlikteyiz. Bu birlikteyiz. Projeyi nasıl oluşturdunuz? Projeyi Engin abi bir arkadaşıyla geldi. İç mimar bir arkadaşıyla. O oluşturdu projeyi tamamen. Biz hiçbir şey karışmadık burada. Çok güzel bir köşe olmuş. Teşekkür ederim. Gerçekten Davillo bu kadar güzel ifade edilirdi ancak. Teşekkür ederim. Bu köşeyi örnek teşkil ediyorum. Davillo Corner köşesi. Çok güzel olmuş. Çok sağ olun. Pilisel var. Motorlu perde sistemleri, Sonfi'nin grupları var. Perde sistemlerinin envai çeşit ürünleri var. Rahatlık diye düşünüyorum. Tabii ki rahatlık. Ustamıza soralım mı bir de? Büyük rahatlık tabii ki. Yani her şeyin asıl olması, yani bu nasıl duracak? Kartere'deki zebra ile asılı zebra illaki fark eder. Hani nasıl duruyor, nasıl kapanıyor, nasıl açılıyor? Yahut da jaluzide özellikle lazerli perdelerde bunu nasıl duruyor, nasıl duruşunu görüyor. Müşteri bunu merak ediyor. Merak ettiği zaman, burada açıp gösterdiği zaman müşterinin bu merakı zaten kayboluyor. Müşterinin merakı kaybolunca hani 1-0 öndeymişsiniz gibi müşteriye karşı. Yani 1-0 öndesiniz. Biz burayı kapattıktan sonra zaten Engin Bey geldi. Dedi bura benim. Burayı ben yapmak istiyorum. Fem abi dedi ki tamam buyur. Yapmak istiyorsan. Çok güzel bir davranış. Yap. Engin abi de sağ olsun hani en güzel bir şekilde yaptı burayı. İç mimarıyla geldi. İşte projesi çizildi. İşte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Abi dedi ki hani bu işi sen biliyorsun. Sen yap. Geldi ölçülerini aldı olay yapıldıktan sonra. Teşhirlerimizi gönderdi. Teşhirlerimizi taktık. Şu anda bizim için çok artı bir avantaj yani müşteriye karşı. Çünkü bütün perdelerimiz var. Ustam çok alakası olacak ama neyi çok merak ettim biliyor musunuz şimdi buyurun. Yüzünüze bakarken. Ev halkına ben perdeci oldum. Cümleleri nasıl kurdunuz? Nasıl tepki verdiler? Şaşırdılar mı? Ben perdeci oldum. Ya, perdecilik yapacağım. Çok şaşırdılar. Kebapçılıktan perdeciliğe çok enteresan. Babamla annem çok şaşırdı. Hani, ne alaka dedi. Ama Çankırlısınız hanım, değil mi? Çankırlıyım. Hanım dedi ki ya, olur niye olmasın dedi. Hanımın da hani tek avantajı olur demesinin şeyi. Evi perdelerini yenileyeceğim. Yok. Eve çok yakın olması. He. Ben de burada oturuyorum. Tamam. Eve çok yakın olması. Ya çalıştığım yerler önceden uzaktı. Yani vasıtayla gidiyor. Zaten iki saatimiz yollarda geçiyordu. Evet. Onun da o hoşuna gitti. Üstü kebap kokup yenmeyecek artık. Bir de o var. Evin perdelerini de yenilerim dedi. Bunların hepsi etken tabii. Çalışmaya başlayınca tabii birbirini tanıdıktan sonra iki taraf daha çok memnun olmaya başladık. Daha çok derken bu şekilde devam ediyor. Aslında Fehmi Bey farkında olmadan hayatınıza dokunmuş sizin ustam. Evet. Öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Hayatınıza bir tuşla dokunmuş. Aynen öyle. Ya bir bundan önce birkaç girişimde bulundum hani lokantada çalışırken hani kendim yapayım falan diye de ya bu sefer de ekip kuramıyorsun. Zor iş. Tabii zor iş. Kimseye güvenemiyorsun. Sektörümüzü peki ne düşündünüz içine girdikten sonra? Temiz işmiş ya. Geç kalmışım falan. Ya daha önce dediğim gibi keşke daha önce dedim yani. Aha. Keşke daha önce. Ama nasıl? Daha önce ama Fehmi Bey'le. Fehmi Bey'le. Daha önce ama Fehmi Bey'le olması şartıyla. Evet, çünkü evet. Fehmi abi hani Allah razı olsun beni çocuklarımdan ayrı görmez. Aha. Bir derdimiz bir ihtiyacımız olur da hemen yanımdadır yani. Evet. Onun için bir de vefalıyım yani. Vefa. Belli. Vefa var yani. Çoluk çocuk var. Çankırlısınız. Ellerinde öpür. 3 tane çocuğum var. Büyük kızım liseye gidiyor. Maşallah. Ortanca kızım Samet'le beraber aynı sınıfta okuyorlar. Öyle mi? aynı de, fakültede. Yok sınıfta. İlkokul kardeşimle beraber. Pardon. 6. sınıfa gidiyorlar. Evet. Beraber 6. sınıfa gidiyorlar. Tamam. Bir de oğlum var. O da işte buraya geldikten sonra oldu. 2015 yılında oldu. Yani şu anda da 6 yaşında. Maşallah. Annesiyle tamam. Vakit geçiriyorlar. Samet deyince birden Burak'a baktım yok, ben. Yok. O kadar büyük değil. Tamam. Ve Burak, şimdi okuyorsun. Evet. Zor iş. Yani okulla işi bir arada götürmek. Biraz. Mağazayı da idare etmek de zor iş. Gerçekten sorumluluk sende. Mesela şu an baban yok. Gerçekten sorumluluğu her iki katında sende. Her şey sende. Toptancıyla ilgileniyorsun. Hesap kitaplarla ilgileniyorsun. Ben bu anlamda duygularını öğrenmek istiyorum. Ya babamın üstündeki yükü almak gerçekten bana gurur veriyor. Yani bir şeyler başarmak ayrı bir şekilde zaten mutlu ediyor. Şu an babam olmadan da bu dükkan yürüyebiliyorsa ben mutluyum yani. Önemli yani olan da bu değil hani mi? Yeter yani çalıştı. Ondan aldığım bayrağı en güzel şekilde tabii ki, yani temsil etmek, dalgalandırmak, düzenli ileriye taşımak.
çalışarak devam ediyoruz. Evet. Peki hiç baba oğul böyle bir arada evde falan çok mevzu geçer aslında akşamları. İleride şunu da yapalım, bunu da yapalım dediğiniz hayaller, plan, projeler var mı? Burak, neler yapmak istiyorsunuz? Hem sektör anlamında olabilir, kendi meslek dallarınızda olabilir kardeşlerinin. Ya ben her zaman büyümeden, yenilikten taraf olduğum için babamı biraz bu konularda sıkıştırıyorum tabii. Evet. Sürekli bunları istediğimi söylüyorum. Nedir mesela hayallerin? Büyümeden kastın nedir? Yani büyümekteki kastım tamamen bu ev tekstili sektöründe her alanında herkese, yani Türkiye'nin her yerine, ilerleyen zamanda belki yurt dışına, belli ülkelere hizmet vermek. Yani herkese dokunabilmeyi çok istiyorum yani ev tekstili konusunda. Peki yenilikçilik anlamında ne düşünüyorsun Burak? Sektörümüz sürekli yenilikçilik taraftarı olan bir sektör. Kendini yenileyemeyen sadece perakendeci değil, toptancı, fabrikatör de geri kalmış tabii oluyor. Yani tamamen yenilik üzerine planlanmış bir sektör. Hı hı. Ne düşünüyorsun yenilik denince? Aklına ne geliyor? Ya yenilik dendiği zaman perde sektörüyle alakalı. Tabii ki her gün yeni bir model çıkabiliyor. Her gün, evet, yeni kumaşlardan, hı hı, yeni desenler de çıkabiliyor. Onları kesinlikle kaçırmadan takip etmek gerekiyor. Hı hı. Diğer tabii ki bölümler içinde halı, züccaciye, ev tekniği, bu küçük ev aletleri için falan, her şey için bu geçerli tabii ki. Hı hı. Diğer yenilik olarak da internet satışlarını kesinlikle artık, yani bütün perakende satıcılarının, toptancıların, hı hı, değerlendirmesi gerekiyor çok, yani geç kalmadan. Yani teknolojiden yanasın. Tabii ki, kesinlikle. Hı hı. Peki bana hem züccaciyede hem perdede, Davillo'nun dışında birkaç tane büyük isim sayabilir misin? Züccaciyede şu anda Pierre Cardin'le, evet, çeyiz eşyalarında Pierre Cardin'le çalışıyoruz. Evet. İşte küçük ev aletlerinde Fakir, Tefal, hı hı, Philips, diğer ev ürünlerinde de Taç. Genel olarak, evet, genel ağırlıklı Taç olarak çalışıyoruz. Evet. Ve Davillo'nun harika bir corner köşesiyle perde sektörüne, nihayet tüketiciye hizmet veriyorsunuz. Ben hep diyorum, biz konuşuyoruz ama konuştuklarımızın altı dolu olsun. Ürünlerimizi, Davillo'nun birbirinden güzel ürünlerini değerli sektör mensupları ile de paylaşalım diye. O zaman gelsin mi efendim Davillo'nun birbirinden güzel ürünleri? Efendim, bu güzel corner köşemizden ürünleri masamıza aldık. Tabii ki sevgili ustamız Sinan Bey'in görüşleri çok önemli bu anlamda. Sinan Bey'in müşterileri neler talep ediyormuş? Davillo'da çok rahat kombinler yapabiliyor muymuş? Davillo'da kalite var mıymış? Davillo'nun lojistiği nasılmış? Bütün bu soruları Sinan Bey'e aktaracağız ve cevap bulmaya çalışacağız. Efendim, bir Davillo farkı izleyeceksiniz biraz sonra. Hazır mısınız? Evet Sinan Bey, 3-5 tane kartel aldık. Davillo'nun arkamızdaki kartelerlerini göstermek burada günler sürer. Evet. Evet. O çok doğru. Şimdi ustam, önce müşteri ne istiyor? Onu anlatın bize. Müşteri evvela kalite istiyor. Evet. Yani müşteri kalite isteyince zaten biz direkt Davillo kartel alanına geliyoruz. Yani Davillo'dan perde gösteriyoruz. Burada gösterdiğimiz perdelerden hani hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyoruz. Sipariş i̇şte neden verdiğimiz... Davillo sorusunun cevabı olacak bu? Yani şu dediğin gibi hani lojistik. Heh. Sipariş veriyoruz. Ertesi gün ürün elimizde. Sipariş çok acil gelmesi gerekiyor bize ya da dikilmesi gerekiyor. Atölyenin yerini biliyorlar, atölyenin konumunu biliyorlar. Buraya değil, direkt atölyeye direkt gönderiyorlar. Atölyeye, tabii. Çok güzel. Direkt harika. Atölyeye gönderiyor, atölye dikip bize getiriyor. Yani bu da çok iyi bir hizmet. Evet. Yani ürünün her daim arkasında bir de çok güncel desenleri var. Gösterelim mi? Fonluktan başlayalım mı? Fonluktan. Fonluk deyince Türkiye'nin gerçekten ileri gelen şimdi burada marka isimlerinden Davillo. Bunlar, evet, pano fonlar. Yani çeşit çeşit renk istediğin türle kombin yapacağınız. Çok güzel. Pano fonlar. Yumuşak yani, bir kahve üzerine yine bir, tabii, kahve kökü. Şu anın mesela antrasit ve gri. Grisi. Çok ağırlıkta giden, evet, bir desendir. Evet, evet, bizim, evet, ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayan bir modeldir bunlar. Yine, evet, aynı şekilde sadelikten yan olanlara pano fonlarımız. İki tarafı da kullanılabilir. Yani iki tarafı da kullanabilirsiniz ama ekseri ön taraf, evet, parlak olan taraftır her daim, her, evet, kumaşta. Evet.
Yani istediğimiz sonucu alabiliyoruz. Hani malın da her zaman arkasındalar, ürünlerin her zaman arkasındalar. Oradaki krem yumuşak bir renk ama üzerindeki gri sert bir renk olmasına rağmen ne kadar güzel dizayn edilmiş değil mi? Şimdi koltuk kombinlerini de aynı şekilde gri kullanıyorlar. Tabii ortasındaki halıyı mesela krem kullanıyorlar. Yani bunu kombin yapacağın çok şık bir perde. Evet, evet. Peki devam edelim Sinan Usta. Yine aynı şekilde mesela koltuklarımız mürdüm pudra yakınında bir koltuğumuz var. Berjellerimiz var. Evet. Yine kumaşı kullanabiliyoruz. Pano yine. Evet. Yukarıdan aşağı. Evet. Setine. Ustam biraz tutun. Biz çekerken çok resmini alıp da firmalardan isteyenler oluyormuş. Bu duyumları alıyorum ben. Evet, şu anda mesela siz tutarken resmini çekiyorlarmış. Anladım. Evet. Şuna geçelim. Teşekkür ederim. Dediğim gibi yine ağır bir renk ama çok zengin bir renk. Evet, yine sert renkle yumuşak rengi buluşturmuşlar. Hardal ve mavinin harika bir gece mavisinin tonu bu. Evet. Devam edelim. Yapalım. Bak şunu gösterelim yine. Kaliteyi de konuşalım usta. Elinizde dokunduğunuzda yani kalite kokuyor değil mi? Bunu tuttuğunuz zaman hissedersiniz zaten. Bunu dokunmanız yeter. Evet. Yani diğer fonlarla bu ürünlerin arasında dünyanın farkı var. Şimdi sevgili perdeciler, siz görüyorsunuz ustamız dokunuyor o ürüne ama ustamıza güvenin bu anlamda. Çünkü bir tecrübe anlatıyor yani bu. Şimdi bunu, Davillo hikayesi bunu müşteri kendi anlatıyor. Tuttuğu zaman da bu dokuyu anlıyor zaten. Dikimde de bu gösteriyor tabii, değil mi? Dişlemesini de anlıyor. Her şeyini anlıyor. Son olarak şuna da bakalım. Yine aynı şekilde. Geçelim. Kaç tane varyant oldu? 6-7 tane oldu. Tabii varyantı fazla. Evet. Evet. Daha, ve binlerce varyant gibi, var arkamızda. Bunun gibi pano fonlukları 4-5 tane daha fonluğu var buraya. Hani hepsini çıkarıp tek tek gösteremeyeceğimiz için. Evet. Çok şimdi, çeşitli bir modeli var yani. Bizim corner köşesini arkamızda bir bölümünü görüyorlar. Bir bölümü de benim arkamda sevgili seyirciler. Siz o bölümü göremiyorsunuz ama göreceksiniz yani program sırasında. Türlere geçecek olursak şunu bir kaldıralım. Ve şu resmi de gösterelim. Ben o resmi hep gösteriyorum. Bakın hikayenin dikilmiş kısmı. Evet. Buyurun. Evet. Parlamasın şöyle. Bir de Davido'nun farkı da burada ortaya çıkıyor gibi. Evet. Niye derseniz bütün fonluk kartelalarında bu resim var. Müşteri diyor ki nasıl duracak? Ürününü diktirmiş, resimlemiş. Yok, nasıl duracak diyor müşteri. Diyor işte böyle duracak. Evet, evet. Peki, tüllere geçelim. Değişik bir ürün var. Gittiğim mağazalarda ben onu hiç göstermedim. Değişik size iki tane ürün göstereceğim ben burada. Evet. Şimdi çok spor bir ürün. Vizon Gold bir mobilyaya. Çok güzel. Spor bir mobilyaya. Üstü boşluklu sadece alt etek 70 santimlik bir etek olan çok şık bir tül. Çok güzel. Ve varyant olarak da bunun ana renkleri var. Evet. Yani ana renkten kastım. Mesela burada bir kahve, pudra ve krem. Harika. Efendim korkmayın. Davillo imzası taşıyan tüm ürünlerden korkmayın. Doyasıya o ürünlerin tadını çıkarmak için Davillo'dan bu ürünleri talep edin ki farkınız olsun. Evet. Sizin mesela, de mağazanıza bir fark katsın. Mesela bunun mavisi. Evet. Yani yine varyantı çok güzel. Mavi, vizon ve beyaz. Çok yakıştırdım. Çok güzel. Yine aynı şekilde. Bir de sadesi var. Bir de sadesi var zemin tabii. Zemin üzerine. Zemin üzerine. Yine 70 santimlik etek olan çok şık, kortlu bir tül. Evet. Bu da sade rengi. Burak bir şey sorabilir miyim? Tabii. Devam edeceğiz ama uçak kullanmakla tül fonluk dikmek ya da satmak arasında çok fark var mı? Yani illaki ikisi birbirini çok uç olarak tamamlıyor ama İkisinden de gerçekten keyif alabiliyorum şimdi şu an. Şimdi oradaki arkadaşların, hocaların ben perdeciyim dediğinde şaşırıyorlar mı? Yani perdeci nereden bu uçak merakı? Aslında ben bütünlüğü kurmaya çalıştım ama
İkisi de estetik biliyor musun? Yani ikisi yani de... bir uçak pilotu benim için en estetik, en zarif kişi demektir. Teşekkür Perde ederim. De öyle. Yani birisinde insanlarla aşırı neşir olabiliyorsunuz. Diğerinde pek bir öyle şansımız yok. Okula geldiğimde hani ne iş yaptım illaki birkaç kişi yakın gören birkaç kişi sordu, söyledim. İnsanlar bir garipsiyorlar yani. Çalışıyor olmak garip geliyor yani kendi yaşımdaki insanlara. Çalışıyor olmam garip geliyor. Yani gezmem gerekiyor demek ki şu anda. Evet, evet, evet. Şimdi gerçekten perde sanat. Bizler de sanat icra ediyoruz. Ben zanaat denilmesine bile karşıyım. Zanaatla sanat ayrı şeylerdir. Gerçekten bir sanat. Bilmiyorum, bulutların arasında uçmak da eğer bir sanatsa... Sanat, kesinlikle sanat. Oradan yolları kesiştirebiliriz. Ustam devam edin siz. Yine Davilon'un çok şık bir ürünü olan... Yıkılıyor bu ürün. Hemen bir yakın çekim talep edelim yönetmenimden. Yine bir gül deseni. Soft bir gri, soft bir vizon, yine 70 santimlik etekli bir tül. Çok yine güzel. Yine korklu bir tüldür. Çok güzel. Duruşu çok harikadır mesela. Boşuna demiyorum değil mi? Davilla imzası taşıyan her şeyi mağazanızda satabilirsiniz. Yani Davilla'nın ürünü satarken hiç arkamıza bakmıyoruz işin aslında. Neden? Yani neden? Lojistik olarak hiç şey yapmıyoruz. Hani gelecek mi, geldi mi, ne zaman gelecek, ellerinde var mı? Bu hiç bizim aklımıza gelen bir şey değil. Hadi bütün bunları geçin. Engin Erbasan size ne ifade ediyor? Yani nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani, Engin Erbasan Engin ismi Bey, garanti bir isim mi? Yani Engin Bey şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben 6 yıldır bu sektörün içindeyim ama biz 6 yıldır hani Engin Bey'le 2 yıldır çalışıyoruz. Farklı evet. firmalarla evet. illaki çalıştık ama ben 6 yıl önce tanışmak isterdim Engin abiyle. Evet. Başladığım zaman bunu Fehmi abiyle konuştuğumuz zaman Fehmi abi dedi keşke daha önceden tanışsaydık diyor kendisi Engin Bey'le. Yani niye dersen hani Engin abi bizi bir müşteriden ziyade bir arkadaş, bir dost gözüyle bakıyor. Evet. Bu da bizim de hoşumuza gidiyor. Yani biz diyoruz ki Engin abiye güvendik, biz yolda kalmayız. Bakın ben de şu cümleleri ilave edeyim Sinan Usta. Şimdi yönetmenim birkaç gün önce Engin Bey'le yine görüşmeye gidiyor bu çekimlerden dolayı. Evet. Sırada hangi mağaza var diye sorduğunda, sırada diyor BMS Tuğra Alışveriş Merkezi var. Nerede? Fursaklar Sarayköy'de. Ama diyor orası benim için önemli diyor. Sizin için. Bunu da dile getirmek istedim. Bizim için de o aynı şekilde. O mağaza benim için önemli. O insanlar benim için önemli. Ben o insanları çok seviyorum diyor. Demek ki aranızda özel bir bağ var. Var. Kuvvetli var. Bir bağ var. Bunu önemli dedirtecek kadar güzel bir bağ var. Var. Hamdolsun biz o bağı kurduk. Evet. İki şeyle. Kaç tane varyantı var bu çiçekli ürünün? Bu çiçekli ürünün 4 varyantı var. Evet. Şöyle kremi var, krem, beyazı güzel, var, grisi var. Açalım o griyi. Şu griyi evet. Şunu açalım. Evet, çok güzel. Çok soft, güzel bir üründür. Çok güzel. Dikildiği zaman da çok hoş duran bir üründür. Evet, harika. Zemini de güzel. Tabii kort zemindir. Evet. Yani, şimdi avantgard ürünler içinde yine güzel bir model görüyorum evet. orada. Burada yine sıralı, göbekli dediğimiz evet. yine kort zemin üzerine işlenmiş. Göbeği kadife. Çok şık bir tül. Harika. Fanteziyi avantgardla buluşturacak. Tabii burada klasiği da avantgardla buluşturacak. Yine renkleri her daim olduğu gibi burada da var. Evet. Mesela kahve görüyoruz ortasında. Kahve olanı var. Çok hoş. Mesela buradan geçtik. Evet, mavi. Mavi, gri. Mavi olanı var. Çok güzel. Yani duruş olarak da çok şık bir tüldür. Evet, evet. Bu. Harika bir tül. Bunu dikimde hayal ettim. Dikimde hayal ettiğiniz zaman sıralı üstten alta doğru pileler. Dümdüz bir pilede evet. çok şık bir tül oluyor. Evet. Hem İyi bir ustada dikince. Satarken de zevk alıyoruz. Takıldıktan sonra evet. bakımda şöyle bir fotoğraf çektiğiniz zaman diyoruz çok güzel bir tül yapmışız. Hı hı. Fonluklara da bakalım. Yine düz kadife fon. Hani bu senenin modası diyebilirim. Şey pardon keten. Bu senenin modası olan tüm renkler mevcut. Tüm renkleri Ustam mevcut. Şöyle renkleri bir kaldıralım sona kadar görsünler. Görün efendim işte. Hepsi bu güzel ürünlerin hepsi Davillo'nun
siteler, mağazasında, stokta. Türkiye'ye yetecek kadar stok var. Onu da söyleyeyim efendim. İçiniz rahat etsin. Evet. Bir de Engin Bey'den kaynaklanan bir şey söyleyeyim. Normalde her firmada keten budur. Evet. Ketenlere yenilik olarak bunun parlak zemin. Parlak zemini de yaptırmış. Çok güzel. Çok güzel. Yani burada da bütün her rengi kullanmış. Şimdi bir şey söyleyeyim mi Sinan Usta? Yıllardır Davillo'yu tanırım ama her programda, her müşterisinin mağazasına gittiğimde bir kere daha şaşırırım. Mesela o birkaç ürünü ben görmemiştim. Doğrudur. Her zaman şaşırmaya devam ediyorum. Ve şaşırtan bir firma, şaşırsın da. Ben şaşırmayı seviyorum. Çok güzel. Peki, sonuç itibariyle toparlayacak olursak ustam. Bir de sistem perdelerimizde, tabii Davillo atölyelerini kuralı yıllar oldu. Evet. Sistem perdeleri de oturtalı yıllar oldu. Çok da güzel müşteriler ve satış noktaları oluşturdu. Tek tek bakmayalım da şöyle bir gösterelim ustam. Yani şöyle neler bir şey var söyleyeyim. Orada? Yok yok diyebiliriz. Evet. Hani her müşteri. Zebra çeşitlerimiz var. Her müşterinin. Evet. Gözünü dolduracak modeller var burada. Aha. Yani şuradan şöyle şuradan göstereyim. Şuradan yardımcı olayım. Burak'cığım evet. Yardımcı olursa. Evet. İstedikleri renkte. Evet. Evet. İstedikleri her şekilde her zebrayı buradan bulabiliyor. Evet. Yani kesinlikle evet. Daha zebra için gelip de buradan almadan giden, yani deseni beğenmeden bambusu, giden olmadı. Bambusu, fantezisi, klasi, sporu, çocuk odaları, aklınıza ne gelirse, bürolarınız, hastaneler, kurumsal mekanlar, sadece Davillo ev güzelliği diyorum ama aslında yönetmenimin Davillo ile yola çıktığımızda bulduğu bir cümleydi Davillo ile ev güzelliği. Şöyle de göstermek istiyorum. Parlıyor mu bakalım? Evet. Davillo ile ev güzelliği yönetmenimin bulduğu bir isimdi. Ben dün gece düşündüm efendim. Dedim ki Davillo tüm yaşam alanlarına dokunuyor. Tüm yaşam alanlarına hitap ediyor. Nelerdi bunlar? Hastaneler, bürolar, hukuk büroları, yani özel bir aklı, villalar, her yerde. Kış bahçeleri, nereye isterseniz, nerede yaşıyorsanız Davillo her mekana ayrı ürün Ar-Ge çalışmalarını yapmış bu sezonda. 2021 yılı sezonumuzun ilk yarısı. Tüm perdecilerimize ve tabii ki size hayırlı uğurlu olsun. Allah razı güzel olsun. Bereketli kazançlar diliyorum inşallah. Çok sağ olun. Teşekkürler Davillo diyoruz. Değil teşekkürler mi? Bir firma ancak bu kadar yapar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Engin peki Bey'e, Sinan Hasan Hocam. Bey'e çok teşekkür evet. Ediyoruz. Evet. Sizden de tüm sektör mensuplarına seslenmenizi rica ediyorum. Bu sezon için neler diyeceksiniz? Şöyle kapanış konuşmamızda. Bu sezonda herkese sabır diliyorum. Evet. Yani geçen sezon da geldi bu hastalık, evet. Pandemi yüzünden. Herkese sabırlı olmalarını diliyorum. Emin olun aşacağız. İnşallah. İnşallah aşacağız bunu. Yola devam. Yola devam tabii ki de yola evet. Devam. Evet Burak, sen seslen. Bir mağaza sahibi olarak ve Fehmi Bey'in de burada temsilcisisin sevgili babanın. Aile adına neler konuşmak istersin? Sektörümüze nasıl hitap etmek istersin? Bir kapanış konuşması alalım. Sektörüme nasıl hitap etmek isterim? Yani bu bir senedir sıkıntılı bir süreç içerisindeyiz abimin de söylediği gibi. Ama inşallah en kısa zamanda bu zor günleri hep beraber atlatıp işimizi daha güzel, daha yoğun, daha tatlı bir şekilde devam ettireceğiz. Efendim ben de diyorum ki kıymet bildik bu pandemi döneminde. Kesinlikle. Birbirimizi özledik bu pandemi döneminde. Sağlığımızın kıymetini bildik bu pandemi döneminde. Ne diyelim aslında bazı durumlar şer gibi gözükse de hayır tarafı da var diyelim. Işte, sabırlar diliyorum. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Biz teşekkür ederiz. Bizi ağırladınız. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Değerli sektör mensupları Davillo ile Ev Güzelliği programının sonuna geldik. Efendim sizlere Pursaklar Sarayköy'de bulunan BMS Tuğra Alışveriş Merkezi'nden sevgili Fehmi Eken abimizin mağazasından seslendik. Burak kardeşimizi ve Sinan ustamızı tanıdık. Efendim bir başka Davillo satış noktasında buluşmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, hayırlı işler diliyorum. Perde Satıcıları Haber Portalı ailesi adına. We'll be right back.
Allah'ım.